Ta 2006 yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından gerçekleştirilen kongremizin bu yıl 9.sunu hep birlikte icra edeceğiz. Girişimcilik konusunda var olan problemleri belirleyip bunlara ortak çözümler üretmeyi hedeflemektir. Bu kongrenin birlik, beraberlik, yeni dostluklara köprü ve yenilikçi girişimcilere ilham kaynağı olması dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Birge işbirliği. Neticesinde ilgilik, üniversitet, anan devlet, cana iş çöreleri birge bolup iştese ilgilikli cinadıklar bolut. İş dünyasının da çok etkin katılımını almak lazım. Sonuçta girişimcilik diyoruz. Girişimci denen kişi iş adamıdır. Yani aslında girişimcinin şimdi tanımını ben yapmak istemiyorum. Hani sınırlarımı zorlamayın. Ama anladığım şey şu. Fikrini işe dönüştüren. Demokratyalı ülke kuruluşu, cana boluşunun birinci şartı her bir caran ekonomikalık, cana sosyallık caktan göz karandı buluş gerek. Dünya halkının 40% internet çelesinde koşulgan. İngilizcesi korrupsiya kıskarıp, memleketke olgon halkın işenimi jogorlayt dep ишенебиз. Dijital transformasyon ve girişimcilik biraz önce de söylediğimiz gibi zaten daha önceki konuşmalarda duymuşsunuzdur. Kırgızistan açısından çağ atlatacak bir unsur olarak görüyorum ben. Tarihi İpek yolunda girişimcilik temalı bir bilimsel organizasyonun yapılmasını, tarihin doğal akışına dönüşünün bir sembolü olarak görüyorum. 9.sunu düzenlediğimiz bu kongrenin başarılı ve verimli bir biçimde geçmesini temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Büyük Türk Dünyası paydaşları olarak bizlerin sahip olduğumuz maddi kaynaklar, sahip olduğumuz beşeri kaynaklar ve sahip olduğumuz ekonomik kaynaklarımızı birleştirebilirsek bunun çok rahatlıkla gerçekleşebileceğini yürekten inanıyorum. Bunun da temel yol haritasının girişimcilik ve girişimcilik ruhundan geçtiğine inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Geçmişten gelen bağları itibariyle, işte 2006 yılından itibaren hem de bu kongrenin ilk düzenleyicileri arasında yer almaları itibariyle değerli hocam Sehavet Gürdal'a söz vermek istiyorum. Satın alma dediğimiz procurement işinde bugün dünyada en büyük satın almacılar, prokürler bu sistem üzerinden özellikle metaller, madenler ve enerji alanında baktığımızda gerçekten çok büyük satın almalarda bulunabiliyorlar. Teknoloji hiçbir zaman insanlığı işsiz bırakmamıştır. Ne yapmıştır? Daha nitelikli iş alanları açmıştır. İnsan ergonomisini bozan, insan sağlığına zarar veren, monoton işleri robotlara, endüstriye yüklemiş ve insanlara daha sosyal, daha kültürel, daha insani, daha düşüncesel iş sahaları açmıştır.